Açıklamasına geçelim. Başlıklarda da yer vermiştik. 15 milyonu buldu sarayın günlük harcaması. Şimdi hemen yanına bir dar gelirinin, asgari ücretlinin bir günde harcadığı parayı koymak istedik. 15 milyon bir yerde, 380 lira bir yerde. 11.400 lira asgari ücret. Bunu 30 güne böldüğünüzde günlük 380 lirayla geçinmek zorundasınız. O da zaten mecburi ödemelere gidiyor. Herhangi bir lükse, keyfi harcamaya gitmiyor. Ama 15 milyonla saray bir günde acaba neler neler yapıyor? Saray bir günde 15 milyon lira harcıyor. Ay sonunu getiremeyen yurttaşın günlük harcaması ise 15 lira. Ben günde 15 lira zor harcıyorum. 8 bin lira maaş alıyorum. 5 bin lira ev kirası. Doğalgaz, su, elektrik tamamıyla kredi kartlarına giden borçlar. Bizim 15 liradır diyorum aldığımız emekliye karşı, değil mi? Sarayın günlük harcaması 15 milyon lira efendim. Kendileri yaşıyor, biz yaşamıyoruz, sürünüyoruz. Ben günlük bazen hiç harcamıyorum ya, çıkamıyorum bile ne dışarıya. Erdoğan tasarruf çağrısında bulunmuştu ama Sayıştay raporu sarayın bir günlük harcamasını gözler önüne seriyor. Onda da miktar belli ancak detay yok. Rapora göre ek ödenekle artırılan sarayın yıllık giderleri 5 milyar 669 milyon lirayı aşıyor. Günlük harcama 15 milyondan fazla. Harcama kalemleri ise raporda yer almadı. Önce tasarrufu kendileri yapsınlar, sonra bizlere. Sarayın harcamalarını hepimiz biliyoruz ve çok üzülüyoruz aslında. Ülkemiz bu haldeyken bu tür israf, müsriflik bir genç olarak, bir vatansever olarak beni çok üzüyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılında 3 milyar 710 milyon 801 bin lira harcamıştı. Günlük maliyeti 10 milyon 166 bin liraydı. 2023 yılında ise günlük harcama rakamı yarı yarıya bir artışla 15 milyon lirayı aştı. Günde 15 lira zor harcayan asgari ücretli ve emeklilerse yaşam savaşı veriyor. Asgari ücretin çok çok düşük olması bu hayat pahalılığında inanın gerçekten neler yapacak insanlar. Bir markete gidiyoruz, bir alışveriş yapıyoruz, fiyatlar fahiş, uçuş. Yani bununla alakalı aslında saray ne yapabilir? Nasıl kemer sıkabilir? Biz ne kadar daha kemer sıkacağız mesela? Sarayın bir günlük harcaması 1316 asgari ücretli ve 2000 emekliye bedel. 11.400 lira alan bir asgari ücretlinin günlük harcaması 380 lira. O da ödemelere gidiyor. Sıkıyoruz yani, bize sıktırıyor. Biz nereye kadar sıkacağız onu bilmiyoruz. Peki efendim sizce 15 milyon TL nereye harcanıyor bu kadar büyük para? Onu bilemiyorum. Hizmetçiler nedir? Korumalarınadır daha çok. Valla daha şimdi şey aldım, emekli maaşı 2500 lira gitti. Eve daha gitmedim. Ben sandık başlarında görev yaptım, bilmem ne yaptım ama bizi böyle perişan edecek diye değil. Verdiği sözler vardı, yerine gelmedi. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 10 bin lira. Efendim 10 bin liradan günde ne kadar para harcayabiliyorsunuz en fazla? En fazla harcadığım para günlük 5 tane ekmeği alıyorum. 5 ekmeği alıyorum. 7'den ne yapar? 35. Evet, 11.400 liralık asgari ücretin dışında en düşük emekli maaşını da bölebilirsiniz 30'a. Çok daha düşük bir rakam çıkacak karşınıza. Şimdi arkamdaki fotoğrafta tarlada, bahçede çalışmak zorunda olan çocuklar. Kışın soğukta, çamurda ayağına giyecek ayakkabısı olmayan çocuklar ve yardımlarla, yardım kolileriyle yaşamak zorunda olan çocukları görüyorsunuz. Saray günde 15 milyon harcarken bu ülkede 1,5 milyon çocuk aç. Evet çocuklar, bugün kitap okumamızın 105. günü. Eğitimden sağlığa birçok konuda eşitsizlik gittikçe derinleşiyor. Açlık sınırının 13.684 TL, yoksulluk sınırının ise 44.573 TL olduğu ülkede halk sağlığı sorunları da her geçen gün daha da gündeme geliyor. Ankara Tabip Odası'nın verilerine göre 1,5 milyondan fazla çocuk eğitim ve sağlık hizmetine ancak sosyal yardımlarla erişebiliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenemeyen çocuklarda çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar bodurluk başta olmak üzere bağışıklığın zayıflaması, sık sık hastalanma, öğrenme güçlüğü, mental gerilik ve öfke patlamaları. Verilere göre ailesinin yanında bakımı sağlanamayan 164.765 çocuk için destek verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamıyor çocukların. Ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2022'de 157.248 oldu.
1.858.482 kişiye çocuklarının okula gidebilmesi için yardım yapıldı. Yardım alan hane sayısı 2022'de 4,4 milyona yükseldi. Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Muharrem Baytemur, Türkiye'de ciddi bir yoksulluk olduğunu kaydetti. En temel ihtiyacına ulaşamayan milyonlarca çocuk var. Okula beslenme çantası götüremeyen çocuklar var. Bu durum hem halk sağlığını hem de geleceği tehdit eden bir durum. Bedenen ve ruhen sağlıksız bir nesil yetişiyor. Yoksulluk arttıkça, iyi ve yeterli besine ulaşılamadıkça sağlık sorunları ortaya çıkar. Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenebileceği politikalar hayata geçirilmelidir. Çocuk yoksulluğu kader değildir. Bir simit bir çayın aylık maliyetinin bile fazla geldiği bir ülkede, milyonlarca insan için ağır bir gider olduğu ülkede kara para aklayarak, suça bulaşarak milyonlar kazananlar var biliyorsunuz. Lüks yaşamlarını, şatafatlı hayatlarını sosyal medyada sergileyenler. Onlardan ikisi Candan kardeşler, Nihal Candan, Bahar Candan. Onlar da tutuklandılar, Polat çiftinden sonra cezaevindeler. Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Buradayız. Afiyet. Kocam, kahvem ve kocamın gönlü. Enerji. Kara para aklamalar, lüks yaşamlar, şatafatlı hayatlar. Polatlardan sonra Candan kardeşler de tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Smart, Tuta, Asko, Baba. Konseptinde fabrikaya gidiyor. Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? Sen kafayı mı yedin? Nihal Candan mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi. Bahar Candan, ünlü olduğum için tutuklandım dedi. Beni alıyorlar, hesabımda para yok. Bir şey yok. Şimdi elini gösteriyorum. Vardı sağda. Moda yarışmasıyla isimlerini duyurdular. Nihal, Bahar, Candan kardeşler. Suçlama, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklamak. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındılar. Konseptinde fabrikaya gidiyor. Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? Arkadaş. Sen kafayı mı yedin? Soruşturma 3 yıl öncesine dayanıyor. 2020'de başladı. Dolandırıcılık soruşturması Candan kardeşlere uzandı. Emniyet ekipleri evlerinde arama yaptı. Hava bugün daha sıcak. Seni polis operasyon düzenlemiş, 24 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci dalgası Mayıs ayındaydı. Çete lideri Onur Apaydın ve beraberindeki 5 kişi cezaevine gönderildi. Soruşturmada şüphelilerin 100 milyon liralık vurgun parasıyla çiftlik gayrimenkul aldığı belirlendi. 5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün. SGK'da yapacağım ona. Ara öğün de var. SGK'de olabilir. Kara para trafiğinin izi sürüldü. Candan kardeşler radara girdi. Suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Benim bütün arkadaşlarımın...